Türkiye'de iklimle ilgili değerlendirmeler bizim için şöyle önemli. Aslında dünyada iklime baktık, iklim elemanlarını değerlendirdim. İklim çeşitlerinden de bahsettim. Bu kez Türkiye'de iklim başlığı açarak hem oranın tekrarını yapmış oluyorum hem de ülkemiz için birazcık daha sizlere detay vermiş oluyorum. Amacımız bu. Türkiye'de iklimi ne etkiler? Bakalım başlıklar ne diyor? Bir matematik konum, bir de özel konum Türkiye'de iklim etkiler. Başlıklar bana aynı zamanda şunu söylüyor. Özel konum Türkiye'de iklimi daha fazla etkiler diyor. Bakalım isterseniz matematik konum iklimi nasıl etkiler? Bir hatırlayalım. Söyler misiniz bana Türkiye'nin kendisi ekvatorun neresinde? Güneyinde mi, kuzeyinde mi? Kuzeyinde. O zaman söyler misiniz güneş ışınları ekvatordan kutuplara doğru gittikçe gelişmesi küçülüyor, sıcaklık değerleri azalıyordu. O zaman Türkiye'de güneyden kuzeye doğru gittikçe güneş ışınlarının gelişmesi küçülür, sıcaklık değerleri azalır mı? Evet diyorsunuz. Çok güzel. O zaman diyorum ki Türkiye'nin matematik konumu Türkiye'de iklim etkiler. 1. Güneyden kuzeye doğru gittikçe azalan sıcaklık matematik konuma bağlı. En tuzlu deniz dünyada neresiydi söyleyin bana? Çok güzel. Ekvatora yakın denizler. Kızıldeniz'den başlayalım. Kuzeye doğru gittikçe denizlerin tuzluk oranının azaldığını hatırlayalım. O zaman söyleyin Akdeniz'den Karadeniz'e doğru gittikçe sıcaklık azaldığına göre, buharlaşma azaldığına göre denizlerin tuzluğu azalır mı? Azalır. Yani Türkiye'nin matematik konumu Türkiye'de iklim etkiler mi? Etkiler. İkinci örneği de bu şekilde size verebilirim. Madde madde ilerliyoruz. Aynı zamanda tekrar da yapmış oluyoruz. Rüzgarlardan bahsedeceğim. Yerel rüzgarlardan. Genel rüzgarlardan bahsederken detayları burada anlatacağım demiştim. Sadece isimlerine bakın. Takılmayın özelliklerine. Ama söyleyin. Kareyel, Yıldız, Poyraz. Söyleyin bana. Bunlar kuzeyden geliyor Türkiye'ye. Kutuplar üzerinden geliyor. Doğru mu? Evet. O zaman bunlar sizce sıcak mıdır, soğuk mu? Soğuk etkilidirler. Süper. Güneyden geliyor Keşişleme, Kıbleridos. Doğru mu? O zaman bunlar ekvator üzerinden geliyorsa soğuk mudur, sıcak mı? Sıcak. Rüzgarları detaylı anlatacağım. Ayrıyeten başlık açacağım Türkiye'de rüzgarlar diye. Ama şimdiden söyleyin. Kuzeyden soğuk, güneyden sıcak hava geliyorsa o zaman Türkiye'nin matematik konumu Türkiye'de iklim etkiler mi? Etkiler. Söyler misiniz bana Türkiye'nin kendisi bakarak söyleyin hatta şuradan ilerleyelim. Dönencelerin içinde mi? Dışında mı? Dışında. Güney ışınları buraya 90'lık açılarla geliyordu. Hatırlıyorsunuz değil mi? 21 Mart'ta burada, 21 Haziran'da burada, 23 Eylül'de burada, 21 Aralık'ta burada. Aradaki tarihlerde burada dolaşıyordu. Peki Türkiye'nin bulunduğu yere güney ışınları 90'lık açıyla geliyor mu? Gelmez. Türkiye'de gölge sıfır olur mu? Olmaz. Güney ışınları Türkiye'ye her zaman hangi açıdan gelir? Ekvator üzerinden gelirse o zaman bu cismin gölgesi her zaman nereye gösterir? Kuzeye demiştik. Coğrafi konuda da detaylandırmıştım. İklimde tekrar ettim. Bir daha söylüyorum. O zaman söyleyin sonuca bağlayalım. Türkiye daima kuzey yarımkürede olduğuna göre, güneş ışınları daima güneyden geldiğine göre o zaman bu cismin hangi yamacı daha sıcak? Kuzey mi güneyi mi? Güneyi. Cismin güneşe bakan yamacının bakmayan yamacından sıcak olduğunu anlatan kavram bakı. O zaman Türkiye'nin matematik konumu Türkiye'de iklim etkiler mi? Etkiler. Ülkemiz kuzey yarımkürede. Dönencenin dışında bir ülke olduğu için güney yamaçlar hep sıcaktır. Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yaşıyor olsaydık kuzey yamaçlarımız sıcak olacaktı. Avustralya'da Sydney'de yaşıyor olsaydık kuzey yamaçlarımız sıcak olacaktı. O zaman Türkiye'nin matematik konumu Türkiye'de iklimi etkiler mi? Etkiler cümlesine bir örnek daha verdim. Aynı zamanda tekrar da yapmış oluyorum. Lütfen bakın. Ekvator kutuplar ortak kuşak. Neredeyiz ülke olarak? Ortak kuşak. Ortak kuşakta olduğumuz için var mı 4 tane mevsim? Hatırlayın. Var. Batı rüzgarları, cephe yağışları var mıydı? Var. Akdeniz iklimi de var mıydı? Var. O zaman Türkiye'nin matematik konumu Türkiye'de iklimi etkiler mi? Etkiler. Ama sadece matematik konuma kalsa. 1. Güneyden kuzeye doğru gittikçe sıcaklık azalacak. 2. Ortak kuşakta olduğu için 4 mevsim cephe yağışı, batı rüzgarı, Akdeniz iklimi görülecek. Güney yamaçlar sıcak, kuzey yamaçlar soğuk olacak. Ama başka bir şey olmayacak. Ama devreye kim giriyor? Devreye giren şey özel konum. Özel konum devreye giriyorsa işler değişiyor. Şimdi bana söyleyin. İlkbahar ya sonbahar kış dörtlüsünü yaşıyor muyuz biz Türkiye'de ortak kuşakta olduğumuz için? Evet. Peki yazı yaşadığımız günlerde Türkiye'nin her yerinde aynı yaz oluyor mu? Yani Urfa'nın yazıyla Trabzon'un yazı aynı mı? Erzurum'un yazı aynı mı? Antalya'nın yazı aynı mı? Değil. Ya da kış yaşanırken Erzurum'un kışı ile Antalya'nın kışı aynı mı?
Trabzon'un kış aynı mı? Olamaz. Çünkü Türkiye'de kısa mesafede denizden uzaklık, yükselti değerleri değişiyor. Önemli bu. O zaman aynı anda farklı iklimler görülüyor. Bunun altını çizin. Önemli. Teste karşınıza çıktı. Türkiye'de aynı anda farklı iklimler var dedi. Aynı anda farklı iklimlerin bir arada görülmesi cümlesi karşınıza çıkarsa özel konum diyeceksiniz. Ama yıl içerisinde 4 tane mevsim var dedi. İlkbahar, yaz, sonbahar, kış. Yıl içerisinde 4 tane mevsim var. Orta kuşakta olmasına o zaman matematik konumuna bağlı diyeceksiniz. Çok önemli bir soru kalıbı söyledim biraz önce size. Aynı anda Trabzon'da yağmur, Erzurum'da kar, Antalya'da sıcak hava. Özel konum. Ama yıl içerisinde ilkbahar, yaz, sonbahar, kış yaşanması orta kuşak matematik. Kutuplar ve ekvatorda olsaydık olmayacaktı çünkü bunlar. O zaman özel konum. Türkiye'de iklimi daha fazla etkiliyor. Peki neden hocam? Neden ben Erzurum'da şu an sizi dinliyorum? Erzurum'da şu anda sizi dinlerken evin içinde olmama rağmen üstümde mont var. Psikolojik dışarı çok soğuk çünkü. Trabzon'da şu anda sizi dinliyorum. Elimde şemsiyeyle ders dinliyorum. Bol yağmur var diyebilirsiniz. Urfa'da sizi dinliyorum. Elimde şu küçük pervaneler var ya, onlardan var. Serinlemeye çalışıyorum. Kışın bile. Mersin'de, Antalya'da aynı şeyler oluyor. Neden oluyor hocam? Neden aynı anda farklı iklimler var? Sorusunun bir sebebi olması gerekiyor. Sebebi 1. Türkiye'nin etrafındaki denizler 2. Kara parçaları 3. Basınç merkezleri 4. Yer şekillerine bağlı. O zaman denizlerin, kara parçalarının, basınç merkezlerinin, yer şekillerinin Türkiye'de iklim üzerine etkisini anlattığım an işin özünü anlarsınız. Yani niye aynı anda farklı iklimler var? Değerlendirelim. Ya da şöyle değerlendirelim. Hani ekvatordan kutuplara doğru klasik olarak güneşin hani geliş açısı sıcaklık azalıyor diyorum ya. Ama azalmamasından bahsettik. Mesela dedik ki İskandinav hattında Botnik Körfezi'nin olduğu yer birazcık daha nemli olduğu için farklı durumlar olabiliyor. Türkiye için örnek verelim. Türkiye'nin iç kesimleri soğuk, kıyı kesimleri sıcak. Bu farkı ortaya çıkaran şeyin mantığını anlayalım. Bakın. Güneş ışınları dünyaya doğru gelir. Güneşin karşısına iki şey çıkabilir. Ya deniz ya kara. Eğer güneşin karşısına deniz çıkarsa ısınma, buharlaşma sonucunda nem olur. Nem. O zaman nemin olduğu yerler denizlerin olduğu yerler mi? Evet. O zaman denizlerin olduğu bu alanlara ben denizel diyebilir miyim? Evet. Denizellik diye bir kavram var. Dünyanın genelinde görülebilen bir kavram. Bol su var çünkü. Bir de güneş ışınları geliyor. Eğer karşısına su kütlesi çıkmazsa ısınma, buharlaşma sonucunda havanın içerisinde nem olmuyor. Ankara'dayız. Ya da az oluyor. Olmuyor demeyelim. Az oluyor. O zaman ne oluyor? Nemin az olduğu yer. Karaların içerisi karasallık diye bir kavram ortaya çıkıyor. Karasal. Gördüğünüz gibi iç kesimler karasal. Gördüğünüz gibi buralar karasal. Karasal olan yerleri devam edin. Buralar karasallık diye bir kavram da böyle ortaya çıkıyor. O zaman denizellik ve kavram, karasallık kavramları size anlattığım an işi daha net çözeriz biz aslında. Hep beraber sizle. Türkiye'nin güzide kentlerinden bir tanesi Trabzon'a gidelim. Trabzon'da şu anda bizi dinleyen arkadaşlara da sevgiler, saygılar var da. Ve Türkiye'de tüm kentlerini dinleyenlere de ayrı ayrı sevgiler, iyi çalışmalar. Şimdi bana söyleyin. Güneş ışınları gelmiş, Trabzon'da etkili. Burada deniz var mı? Var. Isınma, buharlaşma sonucunda nem olur mu? Olur. O zaman Trabzon üzerinde bir koruyucu kalkan var mıdır? Vardır. Nedir o koruyucu kalkan? Nem. Nem. Dengeyi sağlar. O zaman bana söyler misiniz sizce Trabzon'da bir kış günü nem olduğu için olur mu -30? Olmaz. Dengeli sıcaklık vardır. Peki bir yaz günü olur mu +50? Olmaz. Kışın sıcaklık -5 de olmaz. Sıfırlarda kalır. Ortalamadan bahsediyorum. Yazın sıcaklık da 25'lerde kalır. Yani cümle önemli. Yıllık ve günlük sıcaklık farkı fazla mı az mı? Az. Olur. Soru kalıbı geldi. Böyle bir dünya haritası ya da Türkiye haritası fark etmez. 5 tane merkez verecekler. Nerede yıllık ve günlük sıcaklık farkı az diye sorarlarsa bakmanız gereken yer iç kesimler mi, kıyılar mı? Kıyılar. Denizlerin olduğu yerde yıllık ve günlük sıcaklık farkı azdır mantığı bizim için önemlidir ki denizellik olan bir kentten örnek verdim. Bir cümle daha kuralım mı hemen? Denizellik var, sinem var mı? Var. Bulut var mı? Var. Yağış var mı? Var. O zaman yağışın fazla olduğu yerler karasal mı, denizel mi? Denizel. Denizlerin olduğu yer. Türkiye'de yağış nerede fazla o zaman? İçeride mi? Kıyılarda mı? Kıyılarda, denizelliğin olduğu yerde. Dünyada yağışın daha fazla olduğu yer nerede? Karaların olduğu yerde mi? Denizelliğin olduğu yerde mi?
Ekvator hattı, Amazon hattı, Konga hattı, Muson Asyası, hep denizellik var, denizellik varsa bol yağış var. O zaman ne oluyor? Cümleyi netleştirdim. O zaman diyorum ki ben, bizim için önemli denizellik kavramı ile birlikte yıllık ve günlük sıcaklık farkı az oldu, denizellik varsa yağış oldu. Bir de karasallığa bakalım. Gün ışınları geldi. Karşısına su kütlesi çok fazla çıkamadı, ısınma, buharlaşma sonucu nem az. Nerede? Ankara'da. Karası olan bir yerde. Ankara'dayız. Şu anda Ankara'dan bizi dinleyen çok fazla öğrencimiz var. Hemen Kocatepe Camii'nin yanındaki eve ziyaret ediyoruz. Bakalım video izleniyor mu? Şimdi bana söyler misiniz acaba? Mehmet, sizin eve de gidelim mi kardeşim? Sincan'a doğru gidelim diyoruz. Orayı bulamayız Mehmet. O yüzden Çankaya'da kalalım. Peki bana söyler misiniz acaba? Burası denizel mi, karasal mı? Gördüğünüz gibi karasal. Şimdi bana söyleyin. Güneş geldi. Karşısına su kütlesi yeteri kadar çıkamadı. Isınma, buharlaşma sonucunda Ankara üzerinde yeteri kadar nem tabakası yok. Olur mu Ankara'da kışın -6? Var. -10? Var. -15? Yani var. Çok güzel. Olur mu? Yani çok güzel olmuyor tabii ki. Çok soğuk oluyor da. Yani cümleyi tamamlamak açısından çok güzel dedim. Peki. Bir yaz günü Ankara'da olur mu +25? 30? 35 olabiliyor. O zaman yıllık ve günlük sıcaklık farkı az mı fazla mı? Fazla. Çünkü burası denizel mi karasal mı? Karasal. Neymiş karasallık o zaman? Çok sıcak hava, çok soğuk hava. Bir de burada nem azsa. O zaman nem azsa yağışın olma ihtimali karası olan bu alanlarda nedir? Fazla mı az mı? Az olarak karşımıza çıkar. Bir de şöyle bakalım. Neymiş o zaman karasallık sorusunun cevabı? Şöyle gelsin. Ben diyorum ki yaz aylarında Türkiye'nin en sıcak yeri burası. Güneyde Anadolu bölgesi. Ben diyorum ki Türkiye'nin en soğuk yeri burası. Erzurum Kars çevresi. Türkiye'nin en az yağış alan yerlerinden bir tanesi burası. Tuz Gölü çevresi. Şimdi bakarak söyleyin. Yazın en sıcak yer Güneyde Anadolu. Denizel mi karasal mı? Karasal. Türkiye'nin soğuk yeri Erzurum Kars. Denizel mi karasal mı? Karasal. Türkiye'nin en az yağış alan yerlerinden bir tanesi İç Anadolu bölgesi. Denizel mi karasal mı? Karasal. O zaman neymiş karasallık sorusunun cevabı? Çok sıcak hava, çok soğuk hava, yağış azlığı demekmiş. Daha geniş örnekler vereyim. Dünyanın en sıcak yeri ekvator çevresi olması gerekiyordu. Ama nem var, denge var, olamıyordu. Buraya yakın. Güneş ışınları büyük açıyla geliyor. Denizden uzak karaların içerisi. Dünyanın en sıcak yerlerinden bir tanesi burası. Büyük Sahra. Hemen yanında Arabistan'ın çölü. Dünyanın en sıcak yerleri o zaman denizel mi karasal mı? Karasal. O zaman bir de şuna bakalım mı? Bu karası olan yerlerin yani dünyanın önemli çöl alanlarının Türkiye'ye kıyısı olması, komşusu olması ne derseniz deyin. Türkiye'nin iklim üzerine etkisi var mı acaba? Şimdi bana söyleyin. Türkiye'nin yazın en sıcak yeri Akdeniz mi? Güneyde Anadolu mu? Güneyde Anadolu bölgesi çok güzel. Güneyde Anadolu bölgesinin çok sıcak olmasını açıklayan kavram denizel mi karasal mı? Karasal çok güzel. Buraya karasallığı getiren kim? Arabistan yarımadası üzerinden gelen aşırı sıcak hava mantığı ile birlikte karşımıza çıkar. Bu da bizim için önemli, değerli olur diyorum ben. Yukarıdan bir çığlık sesi geldi. Ramazan kardeşim çay istiyor. Yani yanlış anlaşılmasın diye ulaştıysa bu ses. Devam edelim. Bakalım başka nasıl detaylar var. Dünyanın en soğuk yerlerinden bir tanesi neresi? Tam bu gördüğünüz alan olması gerekiyor. Kutup noktası. Kutup noktası ama en soğuk yer olmuyor. Çünkü nem var. Denge var. O zaman buraya yakın denizden uzak karaların içerisi Sibirya hattı. Dünyanın en soğuk yerlerinden bir tanesi. Çünkü karasallık var. Türkiye'nin en soğuk yeri neresiydi? Erzurum Kars çevresi. Soğuk olmasını açıklayan kavram neydi? Karasallık. Karasallığı getiren kim? Sibirya üzerinden gelen hava akımları. O zaman Türkiye'nin etrafındaki denizlerden sonra kara parçaları da Türkiye'de iklimi etkiliyor mu? Evet. Peki hocam o kara parçalarından gelen sıcak soğuk havayı bize kim taşır? Basınç merkezleri. Basınç merkezleri için ayrıyeten başlık geliyor Türkiye coğrafyası adına. Ama söyleyin hatırlıyor musunuz bu arada şöyle bir kodlama yapmıştık. Ekvatordan geliyor 0, 30'dan geliyor. 60'tan geliyor, 90'dan geliyor demiştim. Şimdi bağlayalım mı? Türkiye nerede? Kuzey yarımkürede. Türkiye kuzeyden gelen basınç merkezleri Sibirya İzlanda. Sizce soğuk mu gelir, sıcak mı gelir? Genellikle soğuk. O zaman kışın mı etkili, yazın mı? Kışın etkili diye anlatacağım. Genelleme yapıyorum tabii ki. Güneyden kim geliyor? Basra sor. Nasıl geliyor? Sıcak geliyor. Ne zaman etkili? Kışın mı, yazın mı?
yazın. Genelleme bu. Özel cümle gelsin mi? Türkiye'nin yazın en sıcak yeri Akdeniz mi, Güneydoğu Anadolu mu? Güneydoğu Anadolu. Güneydoğu Anadolu bölgesinin çok sıcak olan tan kavram denizel mi, karasal mı? Karasal. Karasallığı getiren kim? Çöllerden gelen hava hocam. Yoksa seçeneklerde çöllerden gelen hava Basra değil. Basra alçak basıncı. İşime yarar. Ekvator üzerinden geldi. Çölü gördü sıcak havayla. Güneydoğu Anadolu bölgesine giriş yaptı. Türkiye'nin en soğuk yeri Güneydoğu Anadolu mu, Doğu Anadolu mu? Doğu Anadolu bölgesinin çok soğuk olduğunu anlatan kavram denizel mi, karasal mı? Karasal. Karasallığı buraya getiren kim? Sibirya. Biri sıcak, biri soğuk. Biri kışın, biri yazın etkili. Mantığı da buradan geliyor. Hatırlıyor muyuz? Termik kökenliler. Hatırladık mı? Hatırlatacağım, merak etmeyin. Bunlar İzlanda, Asor'un kendisi yardımcı kuvvetler gibi düşünebilirsiniz şimdiden. İzlanda Sibirya yardımcı, Asor'da Basra'ya yardım deyin ama söyleyin. Türkiye'nin etrafındaki denizler, kara parçaları, basınç merkezleri Türkiye'de iklimi etkiliyor mu? Evet. Türkiye buna nasıl bakıyor? Türkiye'nin nasıl baktığını belirleyen en önemli faktör Türkiye'nin özel durumu, yer şekilleri yani. Şimdi bana söyleyin, bu gördüğünüz ülkenin kendisi, Anadolu bir yarımada bu arada, görüyorsunuz değil mi? Adada yaşıyoruz, adada. Adada yaşadığını hissetmeyen çok arkadaşımız var iç kesimlerde biliyorum ama Türkiye bir yarımada. Peki yarımada olan ülkede Türkiye'nin dağları nasıl uzanıyor? Şöyle biraz üç boyutlu bakalım isterseniz. Türkiye'nin dağları bu yarımada da nasıl uzanır sorusunun cevabı. Doğu batı yönlü, doğu batı yönlü. Dağlar her yerde doğu batı, her yerde doğu batı yönlü uzanırsa o zaman sizce Karadeniz ve Akdeniz'de denizler üzerinden gelen nemli hava, ılık hava bakalım iç kesimlere sokulabilir mi sorusunun cevabına dağlara takıldık. Hayır diyeceksiniz. O zaman denizellik dediğimiz şey Türkiye'de yarımadada genellikle nerede kalıyor? Kıyıda. Kanıt yeşil tonlar, bunlar gerçek görüntüler. Bakın yeşil ton, yeşil ton, yeşil ton. Görüyor musunuz kıyıları? Yeşil tonlar kıyıda kalmış. İçeriye ne kalmış? Sarı ton. Neden? Çünkü denizellik yerini karasallığa bırakıyor. Yani Türkiye'nin yer şekillerine bağlı olarak da denizler üzerinden gelen nemli havalık hava içeri giremiyor. O zaman ülkenin geneli karasal oluyor. Bir de Türkiye'de batıdan doğuya doğru gittikçe yükselti artıyor. Sıcaklık azalıyor. Kanıt. Harita bilgisinde detayları gelecek ama bu bir fiziki harita. Fiziki haritalar denklendirme yöntemi neyi göstermek için vardı? Yükselti. Bakar mısınız? 0-500 arası yeşil, sonra sarı, sonra kahverengi. O zaman Türkiye'de batıdan doğuya doğru gittikçe yükselti artar. Yani karasal mı yüksek? Karasal mı yüksekse o zaman şimdi size soruyorum. Erzurumlular ne yapsın? Yani diyorum ki Türkiye'de ilkbahar ya sonbahar kış dörtlüsü yaşanırken yıl içerisinde Erzurum'un soğuk olması nasıl soğuk olmasın ki? Neye bağlı? Karasallık yükseltiye bağlı. Hani kutuplarda olsa ancak bu kadar soğuk olur. Olmasına gerek yok. Oradan Sibirya geliyor zaten. Bu da bizim için önemli ama bu durumla ilgili hiç bir zaman unutmam. Her zaman da söylerim. Atılmış çok güzel tweetlerden bir tanesi vardı. Şimdi bir gün kar yağıyor. Kar yağınca tabii ki İzmir'e kar yağıyor. Türkiye'nin her yerine, İzmir'e de yağıyor. Genelde yağmaz biliyorsunuz. İzmir'de havada karı görünce İzmir valiliği normal olarak okullar hemen tatil yapıyor. Normal. Ama bunu gören Erzurumlu bir velimiz şöyle tweet atıyor. Diyor ki bizim oğlan kutup ayısı mı da İzmir'de havada karı gördünüz hemen okulları tatil yaptınız da bizim oğlan kutup ayısı mı da -50'de okula gidiyor diye tweet atıyor. Bu gerçekten çok güzel tweetlerden bir tanesiydi. O zaman ne diyoruz? Coğrafya kaderdir. Böyle bir gerçek de var. Yani Türkiye'de neden aynı anda farklı iklimler var diye sorarlarsa diyeceksiniz ki denizler, karalar, yer şekilleri, yükselti. Yani bu durum matematik mi, özel mi? Özel konum derseniz çıkan soruyu çözersiniz. Bu da bizim için önemli olur. İklim konusunu buradan giriş yapmak istedim. Biraz hikaye bir kısım geldi ama olayın mantığını anlatmak istedim. İklimle ilgili soru kalıpları aslında burada karşımıza çıkacak bizim için. Yani klasik olarak iklimin elemanlarını hani dünyada sıcaklık, basınç, rüzgar, nem ve yağış diye yorumlamıştım. Bu kez Türkiye'de sıcaklık, Türkiye'de basınç, Türkiye'de rüzgarlar, nem ve yağış diye bir kez daha yorumlayacağım. Hem tekrar yapmış olacağım hem de ülkemiz genelinde daha önemli şeyleri öğrenmenizi istiyorum. Ama bu kez birazcık daha soru kalıpları üzerinden de gideceğiz. Çünkü artık alıştırma kısmına da yavaş yavaş geçmemiz gerekiyor. Şimdi sıcaklık değişimi enleme Türkiye için yükseltiye, denizellik, karasallık ve bakıya bağlı olarak değişiyor.
dünyanın geneli için güneşinden geliş açısı, ekseni eğikli böyle birçok faktörden bahsetmiştim. Birazcık böyle daha sadeleştiriyorum. Daha çok karşınıza çıkacak halleriyle ön plana çıkarıyorum yani. Şimdi ben size iki tane kent örneği vereceğim. O iki kent arasında Türkiye'de sıcaklık değişimi sebeplerini siz söyleyeceksiniz bana. Enlem, Yükselt, Denizel, Karasallık ve Bakı seçenekler içerisinde karşımıza çıkabilecek diyorum. Hemen başlıyorum. Sorular üzerine ilerlemek istiyorum. Şöyle bir harita açayım ve siz de bana söyleyin. Antalya ve İzmir'e odaklanalım. Hangisi güneş ışınlarını daha büyük açıyla alıyor acaba? İzmir mi, Antalya mı? Antalya. Hangisi daha sıcakmış bakarak söyleyin. İzmir mi, Antalya mı? Antalya. O zaman Antalya'nın İzmir'den sıcak olmasını neye bağlarız diye sorarlarsa diyeceksiniz ki güneş ışınlarını geliştirdikçe sıcaklık azalıyor hocam. Dünyanın şekli hocam. Yoksa seçenekler dünyanın şekli ki Türkiye coğrafyasında olmayacak. Enlem diyeceksiniz, enlem. Enlem. O zaman güneyden kuzeye doğru gittikçe azalan sıcaklık neye bağlı? Enleme bağlı. Örnekler çoğaltılabilir. Bakın Antalya Samsun'dan sıcak. Elazığ Erzurum'dan sıcak. İzmir Samsun'dan sıcak. Güneyden kuzeye sıcaklık azalıyorsa enlem. Var problem. İlerlemeye devam. Söyler misiniz bana? Burası İzmir, burası Elazığ. İzmir'den Elazığ'a doğru gidiyorum. Sıcaklık değerleri azalıyor. Sıcaklık değerlerinin azalmasını sizce enlem mi anlatır, yükselti mi? Yükselti. O zaman Türkiye'de güneyden kuzeye gittikçe azalan sıcaklık enlem, batıdan doğuya gittikçe azalan sıcaklık nedir? Neye bağlıdır? Yükselti. Kanıtı ne hocam? Bu. Yeşil, sarı, kahverengi. Yükseldikçe sıcaklık değerleri azalır. Şöyle bağlayabilir miyiz acaba? Güneyden kuzeye doğru gittikçe azalan sıcaklık enlem, matematik konum. Batıdan doğuya gittikçe azalan sıcaklık yükselti olduğu için özel konum diyebilir miyim? Derim. Harikasınız. Şimdi lütfen dikkat. Elazığ ve Samsun. Hangisi güneş ışınlarını daha büyük açıyla alır? Samsun mu, Elazığ mı? Elazığ. Hangisi daha sıcak olur o zaman, olması gerekir? Samsun mu, Elazığ mı? Elazığ. Ama hangisi daha sıcak? Samsun. O zaman bu durum enleme ters. Yani güneyden kuzeye doğru gittik azalan sıcaklık neye bağlıydı? Enlem. Ama güneyden kuzeye doğru gittikçe sıcaklık azalmıyorsa bu durum enleme terstir mantığıyla değerlendirmeniz gerekmekte. Enleme ters olan sadece bu iki il arasında değişen durum değil elbette. Mesela Erzurum, Samsun, Erzurum, Trabzon, Rize, Ordu genellemesini yapabilirsiniz. Yani klasik güneyden kuzeye sıcaklık azalmıyorsa enleme ters diyeceksiniz. Anlaştık mı? Enleme ters olan bir de şu cümleye dikkat edin. Aynı enlem üzerindedir hemen hemen İzmir ve Elazığ. Hani dedik ya güneş ışınları ekvatora büyük açıyla gelir. Kutuplara doğru gittikçe güneş ışınları geliş açısı küçülür, sıcaklık azalır. O zaman mantık gereği özel konum şartları olmasaydı aynı enlem üzerinde her yerde sıcaklık aynı olması gerekirdi. Aynı enlem üzerinde İzmir, Elazığ. Sıcaklık aynı mı? Güneş ışınları aynı açıyla geliyor. Aynı mı? Değil. İzmir sıcak, Elazığ soğuk. Neden? Özel konum devreye girmiş. Ne olmuş? Batıdan doğuya gittikçe yükselti artmış. Değerlendirme gelecek. O zaman bana söyleyin. Güneyden kuzeye gittikçe sıcaklık azalmıyorsa enleme ters. Aynı enlem üzerinde sıcaklık aynı değilse enleme ters. Mantığını kurun. Anlaştık mı? Ha bunun sebeplerine bakalım mı? Şimdi söyleyin bana. Hangisi güneşinden daha büyük açıyla alıyordu? Elazığ. Hangisi daha sıcak olması gerekiyordu? Elazığ. Hangisi daha sıcakmış? Samsun. Bu durum enleme ters de. Samsun neden sıcak? Samsun'un daha sıcak olmasını sağlayan nedir? Denizellik dengeyi sağlamış. Peki Elazığ neden soğuk? Elazığ'ın soğuk olmasının sebebi nedir? Karasallık. Bir de yükseltiyi eklemek zorundayım. Neden? Denize kıyısı var mı? 0 metre o zaman. İçerisi daha yüksek mi? Yüksek. O zaman yükseltiyi de ekliyorum. Yani Elazığ'ın Samsun'dan soğuk olması iki nedene bağlı. Yüksek artı karasal. Ama Samsun'un sıcak olması neye bağlı? Denizelliğe bağlı demelisiniz. Der misiniz? Anlaşılıyor mu acaba? Örneği değiştireyim mi? Erzurum burada, Trabzon burada. Hangisi güneşinden daha büyük açıyla alır? Trabzon mu, Erzurum mu? Erzurum. Hangisi daha sıcak olması gerekir? Trabzon mu, Erzurum? Enleme göre. Erzurum. Hangisi daha sıcak? Trabzon. Neden Trabzon sıcak? Denizel. Erzurum niye soğuk? Karasal artı yüksek diyeceksiniz. Anlaştık mı? Toparlıyorum. Güneyden kuzeye doğru gittikçe azalan sıcaklık enlem,
batıdan doğuya gittikçe azalan sıcaklık yükselti ya da bir yamaç boyunca azalan sıcaklık diye de çeşitlendirebiliriz. Ve Samsun Elazığ örneğinde gördüğünüz gibi sıcaklık değişimini, Samsun'un sıcak olmasını, denizellik Elazığ'ın soğuk olmasını karasallık artı yükselti kavramları açıklar demelisiniz. Der misiniz? O zaman diyorum ki ben sıcaklık değişimi özellikle Türkiye için enlem yükselti denizellik karasallık mantığıyla karşımıza çıktı. Bir de Bakı hikayesi var. Bakı'yı bir kez daha hatırlatayım size. Türkiye özelinde de bir detaydan bahsedeyim. Güneş ışınları 90'lık açıyla dönenceler içerisine geliyor. Burada gölgeler sıfır oluyor. Güneş ışınları Türkiye'nin bulunduğu yengeç enerjisinin kuzeyinde olan bu merkeze her zaman nereden geliyor? Güneyden. O zaman Türkiye'de cismin hangi yamacı daha sıcak oluyor? Güneye bakan yamacı. O zaman bir cismin bir yamacının diğer yamacından sıcak olduğunu anlatan kavram nedir? Bakı. Hocam, şimdi ben bunun mantığını anlamak istiyorum diyebilirsiniz. Bence mantığını mutlaka anlayın. Şimdi bakın, daha yakından bakarsak sanki enlemleri görebiliyoruz. Burada bir dağ kütlesi var. Bu dağ kütlesinin bir tarafı diğer tarafından daha sıcak. Hocam bunu enlem açıklayamaz mı? Bakın bir çizgi buradan geçmiş enlem. Diğer enlem burada, diğer enlem burada. Biliyorsunuz ki paralel yani enlemler arasında 111 kilometrelik fark vardı her yerde. 111 kilometre geçersem sıcaklık azalırsa enlem bunu anlatır. Şimdi aynı enlem üzerinde yer alan bu dağın bir yamacı ile diğer yamacı arasında değişen sıcaklığı bu yüzden enlemini anlatma şansı yok. Yani 111 kilometre bir fark yok çünkü. Peki hocam yükselti anlatır mı bu farkı? Aynı yükseltiye sahip. Görüyor musunuz güney ve kuzey yamaç? Ama biri sıcak biri soğuk. Bu arada şunu tekrar hatırlatayım mı? Niye sıcak diyorum? Çünkü kar erimiş. Daha tutturamadım. Kar erimiş. Niye soğuk diyorum? Çünkü kar erimemiş mantığından anlatıyoruz aslında olayı. O zaman söyleyin. Bu durumu yükselti anlatabilir mi? Hayır. Çünkü aynı yükseltiye bağlı. Sıcak ve soğuk. O zaman yükseltiye gitti. Karasallık anlatabilir mi hocam farkı? Anlatamaz çünkü her yer karasal. Denizellik zaten yok. O zaman yeni bir kavram ortaya çıkmak zorunda. Bu kavram dağın bir yamacının diğer yamacına ya da bir cismin dağda olmasına gerek yok. Bir cismin bir yamacının diğer yamacından sıcak olduğunu anlatmalı. Enlem gibi, denizellik, karasallık gibi, yükselti gibi sıcaklık değişimini anlatmalı. Ama buradaki durumu anlatan şey başka bir şey olmalı. Enlem, denizellik, karasallık, yükselti olamıyor. Ne olmalı? Bakı. Böyle bir kavramdır. Cismin güneşe bakan yamacı hikayesi de buradan gelir. Hatırlıyor musunuz? Temel atmıştım. Tekrar yapmak istiyorum. Ağrı Dağı'nda üniversite kuruldu. Kampüs. Siz onu kazandınız. Burada da kampüs var güneyde. Burada da kampüs var kuzeyde. Hangi kampüse gitmeyi tercih edersiniz? Kuzeydekine mi, güneydekine mi? Güney, çünkü daha sıcak olur. Peki sizi kampüs sıcak olan yere daha rahat kurulabiliyor. Hangi yamaçta daha yüksekte kurulabilir o zaman? Güney yamaçta. Orada ben tarım yapmak istiyorum. Hangi yamaçta daha yüksekte tarım yaparım? Güney yamaçta. Orman olur, güney yamaçta. Hatırlıyor muyuz? Yerleşme üst sınırı, orman üst sınırı, tarım üst sınırı yüksektedir sıcak olan yerde. Yerleşme, tarım, orman üst sınırı alçaktadır soğuk olan yerde. Burada kar var, burada bunları yapamam. O zaman ne oluyor? Bir yerde tarım, orman, yerleşme sınırı değişimi sıcaklığa bağlı oluyor. Bu örnekte bir dağın güney ile kuzey arasında tarım, orman, yerleşme sınırı değişiyor derse burada cevabı Bakı'ya bağlayacaksınız. Hatırladık mı? Ama hocam Bakı hikayesini tamam çözdüm. Kafam karışmasın. Şu örneği verin bana. Ekvator mu sıcak kutuplar mı? Ekvator. Ekvatorda mı tarım, yerleşme, orman üst sınırı yüksekte kutuplarda mı? Ekvator. O zaman ekvatorla kutuplar arasında değişen üst sınır değişiminden Bakı'ya bağlayacağız. Hayır. Burada sıcaklığı değiştiren ne? Bakı mı, enlem mi? Enleme bağlayacaksınız bu örnekte. Yani sıcaklığı ne değiştiriyor? Sonra bağlayacaksınız. Orada Bakı, burada enlem. Unutmayın. Unutturmayacağız. Ama lütfen siz de unutmayın. Bol bol tekrar edeceğim, merak etmeyin. Gece rüyanızı girene kadar anlatacağım bunları. En çok problem yaşadığınız yerler olduğunu biliyorum. Ama merak etmeyin. Bu iş bende, çözeceğiz. Çok detay bir örnek vereyim size. Bakı bir cismin bir yamacının diğer yamacına sıcak olmasını anlatıyor dedim. Ama buradaki cümleyi kesinleştirmek istiyorum. O yüzden şu soruyu beraber değerlendirelim. Soruyu ben kuruyorum. Şimdi söyleyin siz bana. Ekran karşısındaki sizler, ben sizi görüyorum, merak etmeyin. Bana söyleyin, seslerinizi duyuyorum ben. Antalya Erzurum arasında bir sıcaklık değişimi var. Gördünüz mü? +18 ile -7.
Sizce Antalya Erzurum arasındaki bu sıcaklık değişimini enlem anlatır mı? Evet mi, hayır mı? Evet, çok güzel. Güneyden kuzeye doğru gidiyorum, sıcaklık azalıyor. Enlem, hayır diyenler var. Mantı anlayın lütfen. Antalya Erzurum arasında değişen bir sıcaklık var. Sizce bu değişen sıcaklığı denizellik faktörü anlatır mı? Evet, çok güzel. Denizel Antalya, karasal Erzurum. Denizel sıcak, karasal soğuk. Karasallık anlatır mı? Karasal soğuk anlatır. Yükselti anlatır mı? Yüksek soğuk anlatır. Bakı anlatır mı? Bakıda tek cismin. Cismin bir yamacı diğer yamacından sıcaksa bakı sadece bunu anlatır. Tek cisim olacak. Toros Dağı'nın güneyi kuzeyinden sıcak bakı bunu anlatır. Antalya Erzurum arasında değişen sıcaklık bakı anlatamaz. Tek cisim. Unutmayın. Bakı hikayesi buna bağlıdır. Var problemimiz. Anlaştık mı acaba? Hocam ben Rize'de yaşıyorum şu anda. Bu anlattığınız şeyler bizim burada geçerli değil. Trabzon'da yaşıyorum. Ordu. Evet hocam geçerli değil. Sinop geçerli değil. Karadeniz'de ne olmuş o zaman? Bir bakalım. Genel kültür olsun diye söylüyorum bu arada. Sevgili izleyicilerimiz. Burada Kuzey Anadolu Dağları var. Doğru mu? Güneş ışınları nereden geliyor? Ekvatordan. O sizce Kuzey Anadolu Dağları'nda güneş ışınları hangi amacına daha büyük açıya gelir sizce? Karadeniz kıyıları tarafına mı? Gümüşhane, Bayburt'un bulunduğu iç kesimlere mi? İç kesimlere. O zaman güneş ışınları buraya büyük açıyla geliyorsa bakıya bağlı olarak Kuzey Anadolu Dağları'nın ne tarafı daha sıcak olması gerekiyor bakıya bağlı olarak? Gümüşhane, Bayburt. Ama neresi daha sıcak? Karadeniz kıyıları. Çünkü burası denizel. O zaman Türkiye'de bakının etkili olmadığı yer Karadeniz kıyılarıdır. Özel konum işi bozabiliyor biliyorsunuz. Denizellik burada işi bozuyor. Mesela Trabzon'da, Rize'de, Ordu'da, Samsun'da, Sinop'ta, Zonguldak'a doğru Kastamonu'da dahil edelim. Hadi Düzce de olsun tamam. Tam Tekirdağ'a doğru gitmiyorum. Genelde ev alırken insanlar güney cepheli ev alırlar ya Türkiye'nin diğer kentlerinde. Burada Karadeniz'de kuzey cepheli ev alırsanız. Çünkü kuzey cephe denize bakıyordur. Mantıklı bir tercih oluyor bence. Manzara önemli yani. Evet, bakı ile ilgili çok detay cümleler kurdum. Kafanızda soru işareti kalmasın diye. Ama önemliydi. Örnek de verdim. Bunları isterseniz yine genelde sıcaklandırırken izoterm haritalarına bağlamıştım dünya üzerine. Yine izoterm haritalarına bağlayayım. Biraz Türkiye üzerinde detay cümleler vereyim. Aynı zamanda orada izoterm haritalarla ilgili eksik olan bir kısım olduysa burada tamamlayalım. İzoterm. Aynı sıcaklık değerlerine sahip olan noktaların birleştirilmesiyle birlikte ortaya çıkan eğriler. 14'müş her yerde sıcaklık. 15'miş bu eğri üzerine her yerde sıcaklık. 16'ymiş, 17'ymiş. Tuz Gölü burada. Burası Tuz Gölü. Görün. Tuz Gölü'nün sıcaklığı kaç derece diye sorarlarsa üzerinden geçen bir çizgi olmadığı için 16 ile 17 arasında diye yorum yapıyoruz. Mesela Akdeniz kıyılarının sıcaklığı kaç santigrat derece? Bu haritaya göre 19 santigrat derece civarında. Güneyde Anadolu'da 21'leri görmüş. Erzurum Kars hattında 13-14'leri görmüş. Bu arada Türkiye haritasına hakim olmayan arkadaşlar, haritalar coğrafya bizim için önemli. Bol bol harita gösteriyorum. Bu haritaları benzerlerini haritalar coğrafyadan görebiliyorsunuz ve artık bu kavramlara hakim olun. Akdeniz, Güneyde Anadolu, Erzurum Kars hattı, Tuz Gölü, Van Gölü, Karadeniz. Bol bol anlatacağım, merak etmeyin. Şimdi bana söyleyin, bu haritaya bakarak söyleyin. Türkiye'nin bu haritaya bağlı olarak en sıcak yeri sizce Akdeniz mi, Güneyde Anadolu mu? Güneyde Anadolu 21 var. Güneyde Anadolu bölgesinin çok sıcak olduğunu anlatan kavram denizel mi, karasal mı? Karasal, karasallığı getiren çöllerden gelen hava. Hatırlayın sadece, Sibirya mı, Basra mı? Basra, süper. Türkiye'nin en soğuk yeri Güneyde Anadolu mu, Doğu Anadolu mu? Doğu Anadolu'nun soğuk olduğunu açıklayan kavram denizel mi, karasal mı? Karasallığı getiren kim? Basra mı, Sibirya mı? Sibirya. Hatırladınız mı? Peki söyler misiniz? Akdeniz mi daha sıcak? Karadeniz mi? 19-14. Karadeniz mi, Akdeniz mi? Akdeniz. Akdeniz'in Karadeniz'den sıcak olması için enlem anlatır mı? Anlatır. Bakı anlatır mı bakı? Süper. Bu kadar yorum yaptım. Ama burada bir şey dikkat etmenizi istiyorum. Denizellik, karasallık yükseldi. Bakı enlem. Sıcaklık değişimini anlattı. Bu haritaların başına, ki dünya haritası için aynı şey geçerli, indirgenmiş diye bir kavram gelirse bu faktörler içerisinden bir tanesini eliyorsunuz hemen. Yükseltiyi. İndirgenmiş haritalarda ne yok? Yükselti yok.
Nasıl yorum yapacağız? Harita aynen karşımıza. Tekrar söyleyeyim. Türkiye'nin en sıcak yeri Akdeniz mi, Güneydoğu Anadolu mu? Güneydoğu Anadolu mu? Sıcak olan tam kavram denizel mi, karasal mı? Karasal. Türkiye'nin en soğuk yeri Güneydoğu Anadolu mu, Doğu Anadolu mu? Doğu Anadolu. Doğu Anadolu'nun soğuk olmasının iki sebebi neydi? Karasal artı yükseldi. Ama bu indirgenmiş haritaysa Doğu Anadolu'nun soğuk olmasının tek sebebi karasallık olur. Çünkü indirgenmiş haritalarda ne yok? Yükselti yok. İndirgenmiş haritalarda yükseltinin etkisi aranmaz. Soru bankalarımda çok çok göreceğiniz ve denemelerde çok çok göreceğiniz soru kalıbı. Bu soru kalıbını haritayı değiştirebilirsiniz. Dünya haritası da gelebilir buraya ama mantık aynıdır. Soru köküne dikkat etmeniz gerekiyor. Ne diyor mesela, bakın Türkiye'de Ocak ayı ortalama indirgenmiş harita diyor. Şimdi şu kavramı görmeyen soruyu çözemez. İndirgenmiş haritalarda ne yok? Yükseldi. Tamam, ilerliyorum. Haritam bu. Şimdi hangisine ulaşılamazmış bakacağız. Akdeniz kıyılarının sıcaklık Karadeniz kıyılarından yüksek. Akdeniz'de 10, Karadeniz'de 6. Akdeniz sıcaklık Karadeniz'den yüksek mi? Evet. Problem var mı? Devam. En düşük sıcaklık karasallık ve yükseltinin etkisiyle Kuzeydoğu Anadolu'da. Kuzey Doğu Anadolu şurası oluyor bu arada. En düşük sıcaklıklar evet burada. Ama söyler misiniz, indirgenmiş haritalarda ne yoktu? Yükselti. O zaman şu cümle doğru mu? En düşük sıcaklık karasallık ve yükseltinin etkisiyle Kuzeydoğu Anadolu cümlesi doğru olur mu? Olmaz. Çünkü indirgenmiş haritalarda yükseltinin etkisi aranmaz. Deseydi ki en düşük sıcaklık karasallığın etkisiyle Kuzeydoğu Anadolu'da olurdu. En düşük sıcaklık Kuzeydoğu Anadolu'da olurdu. Ama yükselti dediği için olmaz. Olmaz. Anlaştık mı? Ne yokmuş indirgenmiş haritalarda? Yükselti. Daha net anlamanızı istiyorum. Seçenekleri göstermedim. Çünkü birkaç özellik daha göstermem lazım. İlerliyorum. Özellikleri burada anlatacağım. Ocak ayı. Bakın. Haritalarla ilgili sorular ya Türkiye ya dünya haritası olur. Çizgiler olur. Ya Ocak ayı ya da Temmuz ayıyla ilgili bilgiler gelir. Ocak, Temmuz, Yengeç ve Oğlak dönesinde güneş ışınlarının büyük açıyla geldiği tarihler gibi düşünebilirsiniz. Türkiye'de Ocak ayı, kış ayı olduğu için değişim böyle oluyor. Şimdi haritaya yakından bakalım. Ocak ayındayız. Bunlar kalıp bilgiler bu arada, değişmiyor. Ocak ayında Türkiye'nin en sıcak yeri Akdeniz. Bunu unutmamanız gerekiyor. Ocak ayında en sıcak yer neresiymiş? Akdeniz. Kanatı bu. Hocam Güneydoğu Anadolu bölgesine ne oldu? Güneydoğu Anadolu bölgesi yıllık haritalarda daha sıcak oluyor. Neden? Çünkü çöllerden gelen havayla. Yani yazın sıcak oluyor. Kışın sıcak olan Akdeniz oluyor. Temel bilgi. İlk kez duyanlar not alsın. Buradan da görüyorsunuz. En düşük sıcaklık Erzurum Kars'ta. Soğuk olmasını açıklayan iki kavram yükselti artı karasallık. Karasallığı getiren kim? Sibirya. Problem var mı? Peki indirgenmiş haritalarda ne yok? Yükselti. Erzurum'un soğuk olmasının tek sebebi ne? Karasal. Var mı problem? Neresiymiş Ocak ayından sıcak yer söyleyeyim bana? Akdeniz. Şimdi geldik Temmuz ayına. Bakın Temmuz ayı basit. En sıcak yere bakın direkt. Temmuz ayından sıcak yer neresi? 34'ü görüyor mu herkes? Elinizde olan kitapta haritanın aynısı var. Gördük mü? Çok güzel. Güneydoğu Anadolu'nun sıcak olmasının denizellik mi, karasallık mı? Karasallığı getiren Basra mı, Sibirya mı? Güneydoğu Anadolu bölgesine Sibirya olur mu? Basra. Sibirya diyenler var, duydum sanki. Basra. Şimdi bana söyleyin bakalım. İndirgenmiş haritalarda ne yok? Yükselti yok. Çok güzel. Bu kadar. Ocak ayından sıcak yer Akdeniz. Temmuz ayından sıcak yer Güneydoğu Anadolu. İndirgenmiş haritalarda yükselti yok. Bunlar varsayım haritaları. Dünya için de aynı yorum yapabilirsiniz. Değişmiyor. Bakın değişmiyor. Ama şuna dikkat. Şimdi birazcık daha haritayı yorumlayalım. Şu tuz yönünü görüyor musunuz? Tuz yönünün sıcaklığı kaç derece diye sorarlarsa, yani bu detayın inme ihtimalleri az ama eksik bırakmak istemiyorum buraları. 2 ile 4 arası diyeceksiniz. Tamam. Gelin Van Gölü'ne. Van Gölü'nün sıcaklığı kaç derece diye sorarlarsa 0 ile 2 arasında diyeceksiniz. Var mı problem? Peki hocam, ben Sinop'ta yaşıyorum. Burası Sinop. Sinop'tan güneyinden bir tane çizgi geçiyor. Kuzeyinden çizgi geçmiyor. Nasıl yorum yapacağız? Şöyle. Güneyinde 6 var. Bir güneyinde 4 derece var. Bir güneyinde 2 derece çizgisi var. O zaman sıcaklık 2, 4, 6 diye artıyor. Gördünüz mü?
O zaman arttığı için sıcaklığı arttıracaksınız kıyıda. Altının üstünde diyeceksiniz tüm kıyılar, Doğu Karadeniz'de tüm kıyılar dediğim Doğu Karadeniz'de. Bizim köy Mersin'e bakalım. Mersin'de burada 10 var. Burada 8 var, burada 6 var. Sıcaklık ne oluyor o zaman? 6, 8, 10 diye artıyor. O zaman burada sıcaklık 10 derecenin üstünde oluyor. İstanbul'a bakın, İstanbul'a. Sevgiler, saygılar İstanbul'a da. Çok mesaj atıyorsunuz, sağ olun. Burada 4 var, burada 4 var, burada 6 var. O zaman bizim İstanbul'a sıcaklık 4 ile 6 arasında. 4 ile 6 arasında mantığı da buradan geliyor. Bir daha anlatayım. Burada 4 var, burada 4 var, burada 6 var dedim. Aksini iddia eden bir çizgi yok. O zaman İstanbul sıcaklığı 4 ile 6 arasında diye genellemeyi yapabiliyorsunuz. Anlaşılıyor mu acaba? Var mı problem acaba? Güzel. O zaman tekrar diyorum. Ocak ayında en sıcak yer neresi? Söyleyin, ben duyuyorum sizi. Akdeniz. Temmuz ayında en sıcak yer neresi? Güneyde Anadolu. İnleri yenmiş haritalarda ne yok? Yükselti. Şimdi bakın, burası Sinop. Sıcaklık 28, 26, 24 diye azalıyor. Bakın artmıyor, azalıyor. O zaman bu kez Sinop'un sıcaklığı ne diyeceğiz? 28, 26, 24'ün altında diyeceğiz. Süpersiniz. Artıyorsa arttırdım, azalıyorsa azalttım. Hikayeyi de böyle bağladım. Anlaştık mı? İzoterm haritaların hikayesi buna bağlı. İndiri gelmiş kelimesine dikkat edin. Birazcık böyle dikkatli bir şekilde çıkan soruyu çözün. Grafik sorusudur. Hani grafikle ilgili problem yaşıyorum diyenler için de bu bilgileri veriyorum. İklimle ilgili bir grafik sorusu gelirse ya iklim grafikleri, hani sıcaklık yağış grafikleri ya da izotermle ilgili bu grafiklerden soru gelebilir. Gelirse problem yaşamayın lütfen. Şöyle bağlayalım. Yıllık sıcaklık farkının az ve fazla olduğu yerler. Tabii ki denizlik ve karasallığa bağlı. Sizce Türkiye açısına bakarak söyleyin. Yıllık ve günlük sıcaklık farkının Türkiye'de az olduğu yer nerededir? İçeride mi? Kıyıda mı? Hani Türkiye açısı verdi, 5 tane merkez verdi. Nerede yıllık ve günlük sıcaklık farkı az diye sordu. Nereye bakacağız? Denizel olan yere hocam. Harikasınız. Peki iki tane seçenek var. Akdeniz'de var seçenek de Karadeniz'de var. Nereye gidelim? İkisi de denizel. Nerede yıllık ve günlük sıcaklık farkı daha da az? Karadeniz'de. Şöyle bağlayayım. Kışın sıcaklık sıfırı görüyor zaten. En düşük sıcaklık kıyılarda. O zaman yaz sıcaklığına bakalım. Yazın bizim Antalya, Mersin artı 40'ı görüyor. İzmir 35'leri görüyor. Balıkesir hattı, Mudanya kıyıları ya da Bursa Mudanya kıyıları, Balıkesir, Bandırma, Erdikat diyelim. 30'ları görüyor. Karadeniz kıyıları ise 25'lerde kalıyor. 4 mevsim yağış var mantığıyla yıllık ve günlük sıcaklık farkının en az olduğu yer bu yüzden Karadeniz kıyıları oluyor. Anlaştık mı denizelliğin etkisiyle? Var mı problem? Yıllık ve günlük sıcaklık farkının daha fazla olduğu yer içeride bir yer hocam. Ama neresi? İç Anadolu'da karasal içeride, Doğu Anadolu'da karasal içeride. Neresi yıllık ve günlük sıcaklık farkının daha da fazla olduğu yer? Doğu Anadolu'nun Erzurum Kars hattıdır. Ne farkı var ki İç Anadolu'dan? Yüksek. Yani kışın daha da soğuk. Olur mu kışın? Eksi 20 Erzurum'da, eksi 30, 35 var. Yazın 30 olsa, 25 olsa fark kocaman oldu. 50-55'leri gördü fark. O zaman yıllık ve günlük sıcaklık farkı en fazla burada. Sıcaklık 0 derecenin altına düşerse bu olur. Don olayı. Sıcaklık 0 derecenin altına düştüğü dönemde kış aylarıdır. O zaman don olayı kışın olur. O zaman don olayının en fazla olduğu yer neresi diye sormama gerek yok. Kışın en soğuk yerler belli. Doğu Anadolu çevresi. Hakkari, Erzurum, Kars. Doğru mu? Bana gerekli olan bilgi şu. Don olayı nerede en az? Nerede en az? Kıyılarda hocam. Ama hangi kıyıda daha da az? Don olayı ne zaman oluyordu? Kışın. Neresi kışın en sıcak yer? Karadeniz mi, Akdeniz mi? Akdeniz hocam. O zaman don olayının en az olduğu yerde sıcaklığın 0 derecenin altına düşmesi olayı. Akdeniz'de bakın hiç olmaz diye bir şey yok. En az olduğu yer diyorum. Hiç olmaz demiyorum. En az diyorum. Nerede? Akdeniz kıyılarına. Şimdi tarım sıcak olan dönemde yapılır. Yazın yapılıyor yani genelde. Ama kışın da tarım yapmak istiyorsunuz. Kışın da sıcak olmalı. Sıcaklık sıfırın üstünde olmalı genelde. Altına düştüğü dönem çok az olmalı. O zaman ben kışın da tarımı daha rahat nerede yaparım? Akdeniz kıyılarında. Kışın zaten sıcaklık sıfırın altına düşmüyorsa
rahat rahat tarım yaparım. Bir de ben giderim bir naylon çekerim tarlanın üstüne. Ne yaparım? Seralar. Seracılık faaliyetinin burada rahat rahat yapılmasını sağlayan nedir? Don olaylarının az olmasıdır. Ben bilmem. Görmeden inanmam hocam diyenler için bensin için daha doğrusu ben demeyeyim. Çok yoğun bir programımız var. Türkiye ve dünyada birçok noktayı sizin için videoladım. Bunları zaten böyle içeriye uygun yerlerde gösteriyorum size. Seracılıkla ilgili bir video gelecek. Ama ben çok uygun olmadığım için bu videoyu çekmeye benim amcaoğlu gitti. Amcaoğlunu da tanımış olacaksınız. Bakalım amcaoğlu seralarla ilgili nelerden bahsetmiş. Seracılık faaliyeti kışılıklının olduğu ve daha önemlisi güneşli gün sayısının fazla olduğu alanlarda yapılan tarımsal faaliyetlerdir. Duralım. Bir coğrafya öğretmeninin amcasının oğlu bile dururken bakıyı anlatmalı. Güneş ışınları nereden geliyor güneyden? Cismin güneşe bakan yamacının bakmayan yamacından sıcak olduğunu anlatan kavram bakı. Dururken bile anlatırız. Bakı. Hikayesi buna bağlı. Benziyoruz değil mi amcaoğluna? Sesimiz benziyor da görüntü çok fazla benzemiyor. Benim amcaoğlu birazcık daha yaklaşıyor tabii ki. Ben seraları daha yakından size göstermek istiyorum diye yaklaşıyor. Bakalım seralarda ne var? Seracılık faaliyetlerinin yoğun olarak yapıldığı yer Antalya çevresi demiştik. Antalya çevresindeyiz ve bir sera öndeyiz. Domates yetiştiricinin yapıldığı bir sera öndeyiz. Ve birazdan içeri gireceğiz. Seracılığı daha yakından görme şansı bulacağız. Seracılık, tarım alanlarının üzerinin naylonlarla kapatılıp İçeride uygun sıcaklık değerlerinin oluşturulmasıyla içeride önemli tarım ürünlerinin yetiştirilmesi faaliyetidir. Ve bir sera içerisindeyiz. Domates yetiştiriciliğini görüyorsunuz şu anda. Domates için uygun sıcaklık değerleri içeride oluşturulmuş ve Akdeniz'in zaten kışılıklı olduğu için de içeride uygun sıcaklık değerlerini rahatça oluşturabiliyorsunuz ve seracılık faaliyetini yapıyorsunuz. Bu arada ben şu anda domatesi arıyorum. Bulabileceğimi bilmiyorum ama bakacağız. Arkadaki sobayı görüyor musunuz bu arada? Sıcaklık sıfırın altına çok az düşüyor. Düştüğü dönemlerde de bir soba örneğin 10 dönüm arazi ısıtabiliyor. Yani ısıtma gideri düşük olarak yapılan tarımsal faaliyettir. Seracılığın mantığı buna bağlı zaten. O yüzden Ege Akdeniz kıyılarında rahat rahat oluyor. Hani Karadeniz'de de var elbette. İç bölgelerde de insanlar deniyorlar ama maliyetler artıyor. Maliyetin daha az olduğu Ege Akdeniz kıyılarının seracılığı bol bol görüyoruz. Bakalım domatesi bulabilmiş miyim? Gördüğünüz gibi domates yetiştiriciliğinin yoğun olarak yapıldığı bir alan. Domatesi bulamadık. İlerleyemeye devam ediyoruz. Tarım alanlarının tamamen üzerinin kapatılması ile oluşan sera alanlarıdır. Seracılık faaliyeti en fazla Akdeniz bölgesinde Antalya çevresinde yapılır. Burası Antalya Demre çevresi bu arada. Efsane alanlar gidip görmenizi tavsiye ederim. Burada seracılığın varlığını sağlayan yaz sıcaklığı mı kışılıklığı mı? Kışılıklığı ve güneşli gün sayısının fazla olması derseniz seralarla ilgili hikayeyi de daha net hale getirmiş oluruz. Bu da bizim için önemli olur, değerli olur diyorum ben. O zaman bu kazak modaydı. O yüzden kazaklayız. Peki, Türkiye'de seracılık en fazla neredeymiş? Akdeniz'de, Ege kıyılarında çok güzel. Seracılığın burada olmasını sağlayan yaz sıcaklığı mı, kışılıklığı mı? Kışılıklı ve güneşli gün sayısı var mı Antalya içerisinde? Seralar, bakın görüyor musunuz? Antalya şehir merkezi burası. Uçakla giderseniz aşağı bakın mesela bol bol seraları buralarda görebiliyorsunuz. Peki seracılık faaliyeti Antalya'da var. Aynı kışılıklı Adana'da da var. Adana içerisinde bol bol seraları görebiliyor muyum? Hayır. Neden? Çünkü Adana içerisinde aynı kışılıklı, aynı güneşli gün sayısı olmasına rağmen burada sanayi bitkileri tercih ediliyor. Mısır gibi, pamuk gibi. O yüzden seralar biraz da Antalya içerisine doğru kayıyor. Bunun da altını çizelim. Tabii ki bizim Mersin Anamur var. Anamur'a götüreyim sizi. Oradan izleyen de çok arkadaşımız var. Görüyor musunuz? Naylon kent deriz Anamur'a. Burada muz yetiştiriciliği yapılıyor. Muz yetişim burada rahat rahat olmasını sağlayan da seraların varlığı oluyor diye de genellemeyi şimdiden yapabilirim sizin için. Ben diyorum ki Türkiye'nin iklim elemanlarından sıcaklığa başladım. Bir toparlayayım. Siz de bana söyleyin. Burayı bağlayalım. Güneyden kuzeye doğru gittikçe sıcaklık değerleri azalıyor. Bunun sebebi yükseltim enlem mi? Enlem. Türkiye'de batıdan doğuya doğru gittikçe azalan sıcaklık var. Sebebi enlem yükselti mi? Yükselti. Erzurum mu? Trabzon mu? Ekvator'a yakın. Erzurum. Hangisi güneşinden daha büyük açıyla alır? Erzurum. Hangisi enleme göre daha sıcak olmalı? Erzurum. Ama hangisi daha sıcak? Trabzon. Bu durum enleme ters. Trabzon'un sıcak olmasının sebebi ne?
Denizel, Erzurum'un soğuk olmasının ilk sebebine karasal artı yükselti. Karasallı Erzurum'a getiren Basra mı, Sibirya mı? Sibirya. Yaz aylarında Türkiye'nin en sıcak yeri Akdeniz mi, Güney Anadolu mu? Güney Anadolu. Kışın en sıcak yer neresi? Akdeniz. Her zaman en soğuk yer neresi? Doğu Anadolu. Donalay en fazla nerede? Doğu Anadolu. Donalay en az nerede? Akdeniz'de. Adana mı, Antalya mı? Sericil'in daha fazla olduğu yer o zaman. Antalya. Anlaşılıyor mu? Bende kalın. Devam edeceğiz.